Hazır mısın? Ooo, ilginç görünüyor. Vay, bana baksana, doktor oldum. Tadına bakacağım. Hmm, çok lezzetliymiş. Bayıldım. Şunu denemen lazım. Aa, ben almayayım ya. Mindy, iyi misin? Dene şunu dedim. Hayır! Kaçabileceğini mi sandın ha? Bırak peşimi ya! Gel buraya! İmdat! Nereye gitti? Şşt, beni görmediniz. Seni bulacağım. Oh, ucuz atlattım. Söylemiştim, benden kaçamazsın. Eyvah! Arkama bakmam gerekirdi. Ha? Hepsi bir rüya mıydı? Beni duydun mu? Şunu denemen lazım. Aa, tabii ya, neredeyse unutuyordum. Şuna baksana. Vay, umarım çilek aromalıdır. Deneyelim bakalım. Çok leziz, müthiş. Biraz daha yemek istiyorum. İyi fikir. Hazır mısın? Hadi birlikte açalım. Aa, bunlar birkaç kaşık sanırım. Şuraya bak. Bende siyah ve beyaz dondurma var. Hemen yumulacağım. Hey, bir dakika. Kaşığım yok. Aa, keşke yapabileceğin bir şey olsaydı. Aa, evet, onda kaşık var. Bir sürü kaşık. Bir tanesini ödünç alsam aldırmaz herhalde. Hayır, dur orada bakalım bayım. Bu kaşıklar yalnızca ve sadece benim. İyi, peki. Tamam bak, sana kaşık karşılığında bu dondurmayı veririm. Tamam, bu anlaşmaya varım. Al bakalım. Ve işte dondurma, anlaştığımız gibi. Ve hop, aynen geri alırım. Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm, değilim. Dondurmaya bayılırım. Çok kötüsün. Ben kazandım ama ağladın ha. Hey, belki de kaşına dikkat etsen iyi olur. Çünkü şu an sanki elinde eriyor gibi. Ha? Meyveli dondurma oldu. Aa, ama ben siyah beyaz istiyordum. Ayrıca ellerimde battı. Neden bahsediyorsun sen? Bu şimdi çok daha hoş bir tatlı oldu. Aman neyse ne ya. Şimdi iki tatlım var çünkü kaşıklar yenilebiliyor da. Ve dondurma yemek için kaşığa ihtiyacım yok. O çok iyi. Bir bakalım hele. Oo, şuna bak. Bende de bir tane var ama benimki tabii ki gökkuşağı renklerinde. Hey, sanırım benimki bir yiyecek. Yiyecek mi? Yok artık. Çok havalı. Bana kalbini mi vermeye çalışıyor? Yok ya, değildir. Onu düşüneceğime kendi kalbimi yemeye bakayım. Leziz görünüyor. Bir dakika. Bu da ne böyle? Bu plastik mi? Of ya, esnemiyor bile. Sanırım bu yiyecek falan değil. Neyse, yazık oldu. Ama en azından bununla oynayabilirim. Bilemedim, her zamanki gibi gelmiyor. Aa, üzgün görünüyor. Bu konuda bir şey yapmalıyım. Psst, hey, buraya baksana. Benim kalbimden biraz ister misin? Ah, isterim. Çok teşekkürler. Aa, ne kolay ayrıldı. Aa, şuna bak, ne kadar da mutlu görünüyor. Bunu onunla paylaştığım ve büyük parça ona gittiği için seviniyorum. Çok güzel, bir ısırık daha alacağım. Amanın, bir dakika. Yeni görünümünü görmen için sana bir ayna lazım. Yeni görünüm mü? Nasıl yani? Aman tanrım. Sen de artık benim gibi siyah beyazsın. Oh, çok uyumlu olduk. Öyle mi düşünüyorsun? Çok şık bir çift oluruz bence. Evet, yeni bir meydan okuma zamanı. Bu sefer ilk sen açsana. Sen aç bence. Ne, ben mi? Gerçekten mi? Ah, aman tanrım, çok isterim. Yok artık, amanın. Sen de bunu görüyor musun? Kocaman bir pasta. Üstelik üstünde de kurabiyeler var ve de bütün donatlar. İnanılmaz değil mi? Biliyor musun, ben yumuluyorum. Vay canına, sanırım bu yediğim en güzel şey. Evet, buradan bile çok güzel görünüyor. Yemeği bırakamıyorum.
Vay canına, tek oturuşta hepsini yemişsin. Ama şimdi benimkini açma zamanı. Ah, bana da pasta çıktı. Üstünde de donatlar ve şekerlemeler var. Onlar marshmallow mu? Öyle galiba. Resmen tatlı büfesi gibi. Eminim tadı onunki kadar güzeldir. O kaşıkla pasta yemesi sonsuza kadar sürer. Yardım etsem iyi olur. O bakmazken ortasından bir lokmayı tırtıklayayım. İşte böyle, ooo, çok leziz görünüyor. Bu parçayı aldığımı hiç fark etmedi bile. Aynen yuttum. Ah, bir lokma da alma vakti. Ha? Bu da ne? Bir parça eksik. Ve kimin sorumlu olduğunu biliyorum. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne, ben mi? Pastanı çalmak mı? Asla. Aman neyse, şu üsttekilerden birini yiyeyim. Marshmallow'a bayılırım. O çok leziz. Bu iyi görünüyor. Üstten biraz alayım, hadi. Evet, gir bakalım ağzıma. Ha? O ses de ne? Ne? Hey! İnanamıyorum, pastamın yarısını yemişsin bile. Ha? Ne? Ben mi? Tabii ki ben yapmadım. Böyle bir şey asla yapmam, yemin ederim. Yemin mi edersin? Yalnız dişlerin başka şey söylüyor. Ne? Ne demek istiyorsun? Al kendin bak, pasta hırsızı. Gördün mü? Ben demiştim. Peki, hadi açalım şunları. Hazır mısın? Emzik mi? Pek de etkileyici değilmiş. Bence de. Bir yüzük gibi kullanabilirim. Biraz gösterişli olmayı severim. Aslında bayağı lezzetliymiş. Bunun bir nişan yüzüğü olduğunu düşünsene. Yok artık, bir duvağım oldu. Acaba başka ne olabilir? Sevgilim, buradayım. Bugün hayatımın en mutlu günü. Seni seviyorum. Ah, çok kıskandım. Ben de düğünüm olsun istiyorum. Ah, işe yaradı. Çok güzel bir gelinim. Ah canına. Hayatımın kalanını seninle geçirmek istiyorum. Ah, çok tatlısın. Ah, çok mutluyum. Yok öyle. Ah, ciddi misin? Gel buraya. Hey, o benim. Ellerini çek üzerinden. Hanımlar, ikinizi de yetebilirim. Gömleğim, annem çok kızacak. Bu senin suçun. Al sana çiçek. Hayır. Yetti bu kadar. Bunu burada bitirelim. Oh, iyi mi acaba? Peki de bir ambulans çağırmalıyız. Ne? Ne oldu? Selam hanımlar. Almayayım. Bekar olarak mutluyum ben. Bunlar sende kalabilir. Peki. İşte bu çok ilginçti. Şuna bak. Neyse. Bak bu eğlenceli görünüyor işte. Bir fikrim var. Yok ya, yapamam. Ne yapacağımı biliyorum. Ağzıma sıkacağım. Leziz. İşte bu his farklıydı. Bu inanılmaz. Vay. Çok eğlenceli. Benim sıram. Vay. Bu gördüğüm en büyük gazoz. Bunun için bir pipete ihtiyacım olacak. Yok, bu olmaz. Hayır. Aha. Gerçekten mi? İşte buna ihtiyacım var. Gördün mü? Çok lezzetli. Hayır. Yeter artık. İğrençsin. Pardon. Tina. Aynı anda açalım mı? Evet. İşte bu gerçekten çok güzel olacak. Bu çok uzun sürdü. Sonu hiç gelmiyor. En azından Tina mutlu oldu. Ama bu şekerleme sonuçta. Sanırım denesem iyi olacak. Fena değilmiş.
gittikçe sıkıcı olmaya başladı. Ne yapacağımızı biliyorum. Hey! Evet. Bak bende ne var? Kum saati mi? Bana ne? Of! Bir yarış yapabiliriz. Şekerleme yiyeceğiz ama ellerimizi kullanmayacağız. Anladın mı? Tamam anladım. Hazır mısın? Başla. Kazanmam lazım. Hadi ama. Süre doluyor. Nam nam nam. Neredeyse bitti. Hadi. Bitirdim. Ben kazandım. Ya, hayır. Hile yaptın. Hayır. Sadece iyiyim. Bir kupa mı? Benim için mi? Çok naziksin. Hayır. Anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Çok sevimli ya. Alo. Bir fikrim var. O piti piti ilk tabağını kim açsa ki? Of sen çıktın. Yaşasın. Bu çok heyecan verici. Bu cidden leziz görünüyor. Hemen yeme. Önce bir şey denemek istiyorum. Flüt çalabildiğini bilmiyordum. Vay bu çok havalı. Ağzıma doğru dans ettir. Solo zamanı. Devam et. Evet başardık. Bayağı iyi değil mi? Peki sıra bende. Vay bir kraliyet tacı. Hep bir prenses olmak istemişimdir. Prensim nerede? Onu yiyecek misin? Tabii ki. İşte bu güzeldi. Ama kendimi garip hissediyorum. Yok artık rüyalarım gerçek oluyor. Bu elbise muhteşem görünüyor. Ne yapacağımı biliyorum. Bu ruja da bayıldım. Acaba başka neler yapabilirim? Bu çok heyecan verici. Bir taç mı? Şunu görüyor musun? Sana yakıştı. Tamamdır artık yiyorum. Yediklerini çiğnesene. Sanırım bunu görsen iyi olacak. Ne oldu? Leziz. Peki bu biraz tuhaf. Bir tane ister misin? Dur benim sıram lütfen. Vay şuna bak. Sihirli bir asa gibi. Vay canına. Bende de bir tane var. Çok ışıltılı. Umarım tadı güzeldir. Ne oldu? Yardım ister misin? Sorun ne? İyi misin? Sanırım dişçiye gitmem lazım. Bu hiç iyi görünmüyor. Gülünç duruyorsun. Dişlerim. Bu çok komik. Biliyorum çok komikler. Sanırım ben de deneyeceğim. Yine de bu çekici kullanacağım. Bütün stresimi atıyorum. Spor yapmış kadar oldum. Bu çok eğlenceli. Dikkat et. Vay canına göz alıcı bir yüzük oldu. Devasa bir şey. Kıskandım. Kıskanma. Sana da yapacağım. Biraz çalışmama izin ver yeter. İşte şu değerli taşlara bak. Bir yüzük istemiştim. Gel buraya kocaman aç ağzını. Vay çok şık. Milyon dolarlık bir gülümseme. Hazır mısın? Hadi. Vay canına çok fazla şey var. Önce şunu deneyeceğim. Hepsi çok güzel. Bir pipet çıktı. Harika bir fikrim var. Hey. Ne oldu? Abur cuburlarımı yiyorum. Harika bir kokteyl yapalım. Harika fikir. İçine ne koysak? Her şeyi. Dolduralım. Bunun tadı harika olacak. Şu şekerden biraz serpiştirelim. Şimdi de içeceği koyalım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Şu renge bir bak. Şimdi de son malzemeye gelelim. İşte böyle. Mükemmel oldu. Güzel benim sıram. Şunlardan biraz koyayım. Bu da tat katacaktır.
Biraz daha. Bu kadar yetecektir. Bunu da koymalıyım. Bu yeterli olacaktır. İçeceği de unutmamalıyım. Vay, bu çok ferah görünüyor. Tamam, sanırım neredeyse bitirdim. Afiyet olsun. Bunu bütün gün içebilirim. İçeceğim inanılmaz. Değiştirmek ister misin? Bu masmavi olmuş. Leziz. Teşekkürler. Ben de senin içeceğini deneyeyim. Hayır. Çok kabasın. Ona dersini nasıl vereceğimi biliyorum. Hadi küçük kurbağa, yap yapacağını. Bu da neydi? Burada bir şey yok. İşe yaradı. Bir dakika. Bu hareket etmiyor ki. Çok komik. Belki de onu öpmeliyimdir. Masallarda işe yarıyor. Bir şeyler alıyor. Peki. Bunu beklemiyordum. Hanımım. Ne kadar da centilmen birisi. Mavi gökyüzü ve sarı güneş. Daha iyi bir ikili olabilir mi? Vay canına. Sanırım bir sarı mavi meydan okuması bizi bekliyor. Hazır mısın? Kapağı ben açacaktım. Ama en azından bunun hepsi benim. Umarım soğuktur. Nefis görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Çok güzel. Şimdi sıra sende. Kişisel alan diye bir şey duydun mu hiç? Neyse ki bu çok güzel görünüyor. Biraz şekere asla hayır demem. Paketi de çok güzelmiş. Hadi tadına bakalım. Çok güzel. Bu şey kendimi çok havalı hissetmemi sağladı. Zaten her şey cam bardakta daha lezzetli oluyor. Şu harika renge baksana. Benimkinin üzerinde bir fan var. Neden bu kadar çok ses çıkarıyor ki? Bence bu kadar yeterli. Ay! Cidden mi? Onun sesinden kendimi duyamıyorum. Benim aklıma iyi bir fikir geldi. Bak şimdi. Bu muhteşem değil mi? İşte içeceğimden biraz ister misin? Teşekkürler. Pekala, işte başlıyorum. Şerefine canım. Sanırım biraz fazla kaçırdım. Duş için teşekkürler. Al şu şapşal fanını. Bekle, önce ben. Vay, minik sarı süs şekerleri. Üstelik hepsi benim. Denesem mi? Tatlı limon kaplamalı. Çok güzel. Sıra bende. Şekerlemeli dondurma mı? İşte bu çok özel bir tat. Gerçek bir dondurmaya benziyor. Acaba altında ne var? Şuna baksana. Ne yapacağımı anladım. İyice sallıyorum. Ve işte oldu. Acaba tadı nasıl? Çok güzel. Tırnakları muhteşem olmadı mı? Kendim yaptım. Neredeyse benim rujum kadar muhteşem.
dakika. Aklıma bir fikir geldi. Vay canına, şekerli meri yüz maskesi. Gözlerimin açıldığını şimdiden hissedebiliyorum. Ne diyorsun? Nasıl görünüyorum? Çok tatlısın. Bu şey gerçekten de çok lezzetli. Şekerleri seviyorum. Yüz maskem harika oldu. Flair! En iyisi dinlenmesine izin vereyim. Ben başlayabilir miyim? Vay canına, hepsi mor renkli. Mora bayılıyorum. Bir sürü mor ve yumuşacık marshmallow var. Ne kadar nefis görünüyorlar, bir tanesini deneyeceğim. Çok lezzetli. Bayıldım. Sen de ister misin? Gerçekten mi? Tabii. Teşekkürler Julie. Haklıymışsın. Çok büyükler ve nefisler. Sen de açmak ister misin? İşte başlıyorum. Bir arı. Çok korkutucu. Ne? Arı mı? Çok korkarım. Lütfen onu uzaklaştır. Çok korkuyorum. Hay. Beni bekle arı kardeş. En azından yanımda marshmallowlarım var ve doydum. Vay canına, şu bala bak. Evet, çok güzel görünüyor. Hayır, sincaplara şeker verme. Dönmüşsün. Üstelik bir kasede bol toplamışsın. Evet, üstelik süs şekerleri de getirdim. Vay canına, çok fazla olmadı mı? Harika görünüyor. Evet, hepsini koyunca güzel oldu. Şimdi sıradaki adıma geçiyoruz. Şimdi çubuğumuzla balı karıştıralım. Ne kadar göz alıcı görünüyor. Pekala, bu kadar karıştırmak yeter. Şimdi şişeyi ve huniyi kullanalım. Çok heyecanlı, izlemesi çok keyifli. Şişedeki balı huni yardımıyla şişeye dökeceğim. Bal çok yoğun, daha ne kadar sürecek? Tada, işte bitti. Şimdi doğruca dondurucuya koyacağım. Dondurucu mu? Gerçekten mi? Daha yakından bakmalıyım. Neyse, bu kadar beklemek yeter. Evet, buz gibi olmuş. Şimdi şişeyi açalım. Yavaşça sıkacağım. Şuna bak, dışarı çıkıyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Tadına bakmalıyım. Vay canına, gerçekten çok güzel görünüyor. Pekala, bakalım ne çıkacak. Şuna bak, patlayan şekerler. Bunlara bayılırım. Hemen açıp başlamak istiyorum. Hop, işte oldu. Bu harika. Aynen ağzıma girin bakalım. Ağzımın içinde havai fişekler patlıyor gibi. Daha fazla istiyorum. Üstelik çok gürültülüler. Bunlara bayıldım. Pekala, sende ne var? Vay canına, bu da patlayan şeker fakat sakız aynı zamanda. Daha önce hiç denememiştim. Bakalım nasılmış. Ne demiştin? Havai fişek gibi. Üstelik sakız gibi çiğneniyor. Baksana. Şunu izle. Vay canına, balon yapıyorsun demek. Çok zekice. Şuna bak. Vay canına, ne patlamaydı ama. Eğer sakızımı patlatırsam böyle olur. Ben de daha fazla sakız çiğnerim. Evet, bir daha yap Julie. Daha büyük olsun. Daha fazla dayanamıyorum. Çok büyük. Vay canına. Az önce ne oldu? Joey, nereye gittin? Orada mısın? Beni sürekli yalnız bırakıyor. Buna inanamıyorum. Yörüngeye girdim. Ay! Ben geldim. Ne maceraydı ama. Joey, bu da neydi şimdi? Bu sefer önce ben başlayacağım. Üzümlü lollipop. Bakalım içinde ne var? İşte oldu. Vay canına, hemencecik açılan bir kutusu bile varmış. Ne zaman istersen kutusuna geri koyabilirsin. Üzüm tadı çok yoğun geliyor. Çok güzelmiş. Seninkine baksana. Ekşi limonlu şekerleme. Vay canına, çok uzun. İçeri nasıl sığdı acaba? Ne kadar ekşi olduğunu çok merak ediyorum. İşte kabından kurtuldum. Şimdi de bu küçük kabı açmam gerek. Gerçekten de bunu deneyeceğim için çok heyecanlıyım. Hemen bir ısırık almak istiyorum. Amanın. Bu ekşi şekerleme bir harika. Bu muhteşem ışıklar göz alıcı değil mi? Dünyanın en eğlenceli yerinin zihnim olduğu kimin aklına gelirdi? Joey, yeter, elindeki şeyi bana vuracaksın. Bum 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 bum. Sana inanamıyorum. En azından şekerim var. Bir şeyler oluyor.
Vay canına, ben de film dünyasına geçiş yaptım. Joey, beni görüyor musun? Ne yaptın anladım. Pekala, çek el yolumdan. Şimdi sıra bende. Bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bum 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 bum. Ben de böyle mi görünüyordum? Hadi beraberce açalım. Yaşasın deniz kızı kuyrukları. Benimki mavi, seninki altın renginde. Çok güzeller. Umarım tatları da güzeldir. Öyleymiş. Benimki çok güzel ve meyveli. Benimki de o zaman güzel olmalı. Bu da nedir? Luna, balığa dönüştün. Şimdi ne olacak? Luna hep böyle balık mı kalacak? Sanırım ben artık dilekleri gerçekleştirebilirim. Olamaz. Luna konuşan bir balığa dönüşmüş. Eğer dilekleri gerçekleştirebiliyorsan biraz şekerlemeye ne dersin? Vay canına. Aynen işe yaradı. Sen inanılmaz bir balıksın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir şey istersen söylemen yeter. Biraz paraya ne dersin? Bu çok harika. Bir sürü kağıt para. Biraz daha gelse. Parayı seviyorum ama arkadaşım olmadan paramın olması hiç eğlenceli değil. Sanırım istediğim şey bu. Luna geri dönsün. Hemen geliyorum. Vay canına Luna. Seni çok özledim. Ben gerçekten balık mı oldum? Gerçekten olmuştun ve bak bu paraları sen verdin. Ne? Görünüşe göre ilk ben açıyorum. Bir dakika, bu da nedir? Bir tuvalet mi? Bir dakika, anladım. Küçük bir lollipop var. Ve şimdi tuvaletin içinde ne olduğuna bakalım. Biliyordum. Lollipopu bandırmak için bir pudra. Eminim bu tadını değiştirecek. Hadi bakalım. Vay canına, çok daha iyi oldu. Sanırım ben de artık benimkine baksam iyi olur. Bende de tuvalet varmış altın renginde. Umarım Madison'ınki kadar güzel olur tadı. Şimdi lollipopu bir daha bandıralım. Ben de bandırmayı bir deneyeyim. İşte böyle. Vay canına, üstüne altın renginde taneler yapıştı. Çok nefis. Bir saniye. Bu da ne? Taş gibi sert bu. Bir fikrim var. Altın mıknatısı. Ne olacak bakalım? Taneler gerçek altınmış. Buna inanamıyorum. Luna bak. Vay canına, kolyeme bak. Sanırım buna takılı kaldım. Hiç eğlenceli değil. Üzgünüm, haklısın, yardım edeyim. İşte oldu, artık özgürsün. Altın tanelerini istiyor musun? Ben iyiyim, sağ ol. Pekala, sonuncu kapışma. Çok güzel ve parlak. Mavi, muza yakışmış. Kimin aklına gelirdi ki? Belki de gerçek muz değildir. Yapabileceğim bütün testleri yapsam iyi olacak. Sanırım bunu anlamanın tek bir yolu var. Kesip muzu çıkarmanın zamanı. Dikkatli ol. Bu bıçak çok keskin. Vay canına, bu bayağı çok işmiş. Ve tamamdır. Harika bir muz çıktı ortaya. Şuna bak. Hiç kabuğu kalmadı ortada. Evet, ama sanırım ben benimkini eski usul soyacağım. Nasıl? Normal muz gibi soyulabiliyor mu? Tara, bıçak kullanmaktan çok daha kolay. Sanırım ben biraz abartmışım. Pekala, bakalım neyimiz varmış.
Harika. Mika kurabiyeleriyle hiçbir şey yanlış gidemez. Müthiş olacak eminim. Of, kurabiyeye bayılırım. Aslında bunları daha iyi hale getireceğim. Kurabiyeleri küçük fırın kabına koyuyorum. Aynen böyle. Sonra kaşık ve süt alıyorum. Gerekli miktarı ölçmem gerek. Şimdi de kaşıkla eziyorum. Ah, kurabiyeleri kırmak da zor işmiş. Sen orada ne yapıyorsun ya? Tamam bak, kurabiye bulamacı gibi bir şey oldu. Şimdi sıra pişirmede. Önce şu tabakları çıkarayım da. Niye buraya tablo ve bavulları yerleştirmişiz ki? Ütü masası mı? Bir de bitki mi? Ah, kesinlikle daha fazla depolama alanına ihtiyacımız var. Pekala, artık pişirme vakti. Hazır olması için sabırsızlanıyorum. Son dokunuşları da yapalım mı? Kalp şeklinde süs şekerleri asla yanılmaz. Şimdi yiyebilirim. Aa, öncekinden çok daha iyi. Ben de ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ha, sanırım muz. Bir ısırık alayım. Ay! Ah, olamaz, pardon. Evet, yüzüne ve saçına gelmiş. Üçünü birden ısırsam ne olur acaba? Aa, olamaz, işte geliyor. Şimdi üstüme daha çok döküldü. Evet, sanırım bunun olacağını tahmin etmeliydim. Al bir peçete. Pekala, bu sonuncusu. Oo, bayağı yoğun görünüyor. Ha, şuna bak, ne kadar kocaman. Bayağı acı olduğuna bahsedelim. Hadi bakalım. Atlayamışım. Çok acıymış. Ah. Vay canına, bu korkunç bir şeymiş. Ah. Ama sanırım şimdi iyiyim. Bakalım bende ne varmış. Vay, bunlar çok güzel. Lastik gibiler. Hem de kocaman. Gözlerim kadarlar. Sanırım bunları özel bir şekilde yemek gerekiyor. Onları şişe dizeyim. Oo, kolayca kayıp diziliyorlar. Sanki jöle bir şiş kebap gibi. Çok leziz ve sulu. Bir tane daha alayım. Hop. Parmaklarımın arasından kaydı gitti ya. Ay, parmaklarım. Üzerlerinde acılı jelibonun acısı kalmış. Al, bu acıyı biraz yatış. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Taş kağıt makas oynayalım mı? Olur. Kazandım, yaşasın. Ben başlıyorum. Oo, dev bir mavi mantar. Bana ver. İyi, çek ellerini. Kendininkini al. Şuna bak, çok havalı. Bunun tadını çıkaracağım. Neyse, benim kendi yiyeceğim var. Evet, bana da dev mantar çıktı ama daha güzel renkte. Bunu hemen yiyeceğim. O çok iyiymiş. Amanın, ha, bir şeyler oluyor. Hey, ben mi küçülüyorum yoksa mantar mı büyüyor? Aa, bu çok havalı. Chris, nereye gittin? Hey, aşağıdayım. Küçüldüm sadece. Chris, geri dön lütfen. Beni duyamıyor. Buldum, onu arayacağım. Alo? Chris, iyi misin? Ne oldun? Ay, şu haline bak, minicik olmuşsun. Biliyorum, çok küçüğüm.
Seni görmek çok zor. Sonsuza kadar küçük kalmak istemiyorum. Tekrar büyümek için bana yardım et. Yapabileceğim bir şey olmalı. Düşün. Kırmızı mantar onu küçülttü. Belki de mavi mantar tersine etki eder. Denemeye değer. En kötü ne olabilir ki? Küçük bir parça kapatayım. Al bakalım ufaklık. Ne sesmiş? Bir dakika. Sanırım işe yarıyor. Bak ben geliyorum. Ah, tekrar normal olduğuma sevindim. Ah, iyi ki buradasın. Aferin minik mantar. Çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Ah, nereye gitti bu? Gel buraya kıymetlim. Hayır yapma. Mecburum. Öyle iyi ki. Ah. Amanın dev olduğuma. Bu müthiş. Bu dünyanın en iyi mantarı. Hey Madison bana bak kocamanım. Evet ve çatıda bir delik açtın. Niye onunla takılıyorum ki? Asla ders almıyor. Kilometrelerce uzağa görebiliyorum. Oo, baskette müthiş olurdum. Önce bana açabilir miyim? Tabii. Oo, ballı jöle gazoz. Şu rengine bak. Vay canına denesene. Ha, pekala hadi bakalım. Vay canına. Oo, evet acayip iyi. Bir dakika şuna bak. Ne? Şimdi kar mı yaptın? Havalı bir numaraydı. Bakalım bende ne varmış. Görünüşünü şimdiden sevdim. Başını görüyor musun? Ne kadar kırmızı. Harika. Bir dakika. Yok artık. Bu ateş. Şimdi bir dilek dileyebilirim. Dilek dilemek mi? Çok çocuksun. Acaba başka ne yapabilirim? Bunu bütün gün yiyebilirim. Başka bir şey oluyor. Gerçekten mi? Sihirbaz olmalıymışım. Neyse ki biraz marshmallow'um var. Süper güçlerimi marshmallow kızartmak için mi kullanıyorsun? Ne saçma. Hey nihayet bir işe yarıyorsun. Bu çok lezzetli. Teşekkürler. Neyse. Bu harika bir meydan okumaydı. Bir şey denemek istiyorum. Eh yavaş ol. O kadar çok yeme. Dur lütfen. Ah, bir yanma hissediyorum. Beni kimse durduramaz. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Onu söndürme zamanı. Umarım işe yarar. Ah hayır söndürüyorum ama niye? Ne acımasız bir dünya. Bunu niye yaptın ki? Senin de hemen canın sıkılıveriyor. Hep eğlencemi mahvediyorsun. Bunu dene biraz serinlersin. Hazır mısın? Hadi açalım. Vay canına şu pembe çiçeğe bak. Sende de bir tane var. İçinde altın renkli helezonlar oluşuyor. Aa, bak benimkinde de pırıltılı helezonlar var. Ben de benimkini karıştıracağım ne güzel. Pekala bu kadar yeter. Bir yudum alma vakti. Bu içtiğim en iyi şey. Kıskandın mı? Yok bende de bir tane var unuttun mu? Ben de benimkini bu süper pipetle içeceğim. Ha? Eva ne yapıyor öyle? Neredeyse ağzıma ulaştı. Geldi. Çok lezzetli. Çok da ferahlatıcı. Hey elime ne oldu? Oo çok güzel hoşuma gitti aslında. Vay canına kendine bir baksana müthiş. Yeter benimkinden daha fazla içmeliyim. Pipete gerek yok artık. Neredeyse hepsini içtim. Azıcık daha. Vay canına Gibi bayağı fazla içtin yalnız. Dur bu çok fazla. Ah hepsini içtim. Fazla parlak fazla içtiğine şimdi de çok fazla parlıyorsun. Bu harika değil mi? Bayıldım. Müthiş. Pekala acaba bunların altında ne var? Öğrenmenin tek yolu var. Hadi açalım. Aman tanrım şunlara bak. Üstünde boncuk şekerler olan şekerleme kurdeleler. Bence bunlar harika olacak. Ben başlıyorum. Yumulma vakti. Oo şekerlemeden kurdele harika. Vay canına bu küçük şekerler çok güzel. Eva seninkiyle neden öyle oynayıp duruyorsun çok aptalca.
Ne? Aptalca falan değil. Görürsün sen. Şekerleme iplerle oynamak aptalca demek. O zaman belki de seninkini hak etmiyorsundur. Hey, ne yapıyorsun sen? Kes şunu. Hah, yakaladım. Ne? Ah, hayatta olmaz. O benim ipim. Onu alamazsın. Geri ver. Olmaz. Bunun için benimle mücadele etmen gerek. Daha da sıkı çekeceğim. İpin koptu ve düştün. Neyse. Yalnız bunlar acayip uzayabiliyor. Hmm, çok leziz. Hem lastik gibi hem kıtır kıtır. Haklısın, çok iyi. Ve çok da esnek. Bu leziz atıştırmalıklar için çak bakalım. Sıradaki meydan okumaya geçelim. Hadi önce sen aç. Bu ne? Anlamadım. Sanırım balon gibi bir şey. Aa, bana da balon gelmiş. Altın bir balon. Böyle zıplaması eğlenceli ama. Hop hop. Hey, bir dakika, anladım. İçinde ne olduğuna bir bakalım. Aa, evet. Kürdanla patlat. Hazır mısın? İşte geliyor. Patla. Lan canına, şuna bak. Altın bir top. Ah, bunu hiç beklemiyordum. Hadi benimkini de patlatalım. Hadi. Benimkinin de içinde bir top varmış. Vay canına, bu çok havalı. Çok da iyi zıplıyor. Bunlar çok sevimli. Hem de lastik gibiler. Oynaması da eğlenceli. Gerçekten de benimkisi çok iyi zıplıyor. Bunları denemeye hazır mısın? Evet. Sen hazırsan ben de hazırım. Hadi bakalım. Hmm, düşündüğümden biraz farklı gibi. Ama iyi. Ha, peki. Ben de benimkinden bir ısırık alayım. Hmm, çok iyi. Bunu yemeyi bırakamıyorum. Çok leziz. Hey Şerefe. Şerefe. Dev jöle toplara. Bak kare. Bende kare var. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım bende ne varmış. Aa, şu devasa topa bak. Vay canına, güzelmiş. Hadi çekin şuradan. Bu benim. Bakalım bununla ilgili ne bulabileceğim. Aa, tamam, anladım. Ve ne yapacağımı biliyorum. Epeyce sıcak çikolatam var ve harika kokuyor. Onu bu gizemli kürenin her yanına dökeceğim. Oo, erimiş çikolata. Kim sevmez ki? Bak işte kırılıp açılıyor. İçi marshmallow doluymuş. Bence harika görünüyor. İzninle. Hmm, marshmallow'a bayılıyorum. Amanın, amma yumuduna. Bu gerçekten çok iyiydi. Özellikle de erimiş çikolata. Üstelik kaseyi de yiyebiliyorum. Bakalım benimkinde ne varmış. Oo, çikolatadan dev bir küp. Eminim eritirsem bunun da içinden bir şey çıkar. Hadi bakalım, erimeye başladı. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte eriyor. Aman tanrım, aman tanrım. Çok gerilimli. Acaba içinde ne var? Kandırdım. Bunlar sadece bonibon. Of ya, ödümü koparttın. İçi bonibon dolu çikolatadan bir kutu. İşte budur. Tamamını parçalayıp açacağım. Şu duvarı da çikolatadan bir kaşık gibi kullanayım. Ne harika bir gün. Çok mutluyum. İyi ki kareyi seçmişim. Pekala, burada yalnızım. Tekrar daireyi seçeceğim. Bakalım ne gelmiş. Ay, işte geliyor. Selam. Pekala, sanırım bu sefer üçgeni deneyeceğim. Hey, dur bir dakika. Bu hala burada. Hadi birlikte bir tane seçelim. Bir, iki, üç, kare. Bak, bir tane daha geldi. Hey, bunu ben açayım. Aman tanrım, şu müthiş kare şekilli pastaya bak. Hey, şimdi seninkini aç. Bakalım sana ne gelmiş. Hah, peki, hadi bakalım. Aman tanrım, kat kat silindir pasta. Oo, bu çok güzel. Bir dakika, bu ne ya? Bana sadece bir dilim pasta mı geldi? Yani evet, bu bir üçgen ama. Bir dakika, o da ne?
Süre mi başladı? Aman tanrım, hemen başlamalıyım. Ben yumuluyorum. Yanlardan da ısırmalıyım bence. Amanın, çok saçma görünüyorsun. Sadık kaşığıma geri döndüm. Şimdi tek dilim pastamı yiyeyim. Çok güzel kokuyor, taptaze. Pekala, ellerimi kullanmam lazım. Biraz tadayım. Tek seferde fazla yemeyeyim, böylece tadını daha iyi çıkarabilirim. Zamanında yetiştirmeliyim, devam etmeliyim. Son katmana geldim. Bu leziz pastanın son lokmasına geldim. Vay canına, pasta gerçekten müthişti. Acayip doydum, son bir lokma. Bu kadar yeter, daha fazla yiyemeyeceğim. Şu haline bak. Çok fazla pasta yemişsin. Yo. Orada iyi misin? Pardon. Sanırım öbür pastayı deneyebilirim. Ellerimi kullanmadan yiyeceğim. Vay canına, bu çok eğlenceli. Bunu mu seçsem ya da... Of ya, seç birini işte. İşte daire. Ben de tekrar üçgen seçeceğim. Olamaz. Kokulu rokfor peyniri. Bakalım bende ne varmış. Bütün bir çiğ soğanlı. Of, kokusu geldi bile. Çok güçlü. Bütün oda koktu. Bu mandalı kullanmam gerek. Pekala, bir deneyelim hele. Bakalım işe yarıyor mu? Hayır, işe yaramıyor, hem de hiç. Daha fazla mandal lazım. Tamam, şimdi oldu. Hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Fena değil. Kokusu gelmeyince tadı fena olmuyor. Belki de burnumu şöyle tutsam. Sıramı salmak için bir ısırık alacağım sadece. Of, çok da sertmiş. Niye hep beni ağlatan yiyecekleri seçiyorum? Wasabi yetmedi mi? İşte bitti. Bu koku da ne? Anladım. Ağzın soğan kokuyor. Ama en azından bu durumu düzeltebilirim. Amanın, o sakız mı? Resmen hayatımı kurtardın. Biraz daha ve tamam. Tamam, şimdi iyiyim. Bütün rülüyü çiğnediğine inanamıyorum. Neyse. Heyecan verici. İlk ben açıyorum. Bak, bana 3 tane portakallı balonlu sakız tüpü gelmiş. Açıkçası çok heyecanlandım şimdi. Şu sakıza bak. Biraz daha sıkacağım. Bir deneyelim bakalım. Güzelmiş. Hem limonlu hem portakallı gibi. Bir fikrim var. Resim yapalım mı? Vay canına, sakızla resim yaptığına inanamıyorum. Bak, bu bir gülen yüz. Çok şirin değil mi? Bir dakika, bu mu yani? Daha güzel bir şey olur diye düşünmüştüm. Bir dakika, bana gelen bu mu yani? Bir kağıt parçası mı? Masanın altına bak mı? Nasıl yani? Sanırım söyleneni yapsam iyi olacak. Vay canına, yok artık. Kocaman bir sakız kutusu var burada. Bu çok inanılmaz. Bu hayatımda gördüğüm en iyi şey. Bahse girelim, bu var olan en büyük sakız. Ve hepsi benim. Vay canına, şu sakız rulosuna bak. Çok acayip. Bir ısırık alayım. Bir dakika. Hayır, bu tarafı ısıracağım. Hayır, burası da olmaz. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şunu tutar mısın? Şimdi şu makarna makinesini bir masaya alalım. Şunu izle. Sakızı makineye sokacağım. Hazır mısın? Çünkü şimdi makineyi açacağım. Evet, işte geliyor. Makarna şeritleri gibi çıkacak şimdi. Sakızın varken makarnaya kimin ihtiyacı var ki? Hala devam ediyor. Vay canına, şu rulonun nasıl döndüğüne bakar mısın? Araba lastiğine benziyor. Evet, sakız makarnası bu. Tamam, şimdilik bu kadarı yeter. Makineyi kapatıyorum. Kapağını kapatır mısın? Pekala, bende kaşık var. Yumulmaya hazır mısın? Hadi bakalım, şimdi sakız makarnası yeme zamanı. Ne güzel, meyve gibi kokuyor. Vay canına, tadı çok güzel. Balonlu sakıza bayılıyorum. Ben de, biraz daha götürelim. Bu sefer sen aç istersen. Vay canına, şuna bak. Bak, kapağı nasıl açılıyor. İçinde ne varmış bakalım.
Vay canına, bir sürü siyah renkte sakız. Acaba tadı nasıl? Evet, tadı harikaymış. Meyan kökü gibi tadı. Aman tanrım, dişlerin kapkara olmuşlar. Ne? Aa, sakız yüzünden olmalı. Vay canına, olamaz. Kapkara olmuş, utanç verici. Bakalım bende ne varmış. Ne güzel, kusursuz küçük yumurtalara benziyorlar. Üstündeki kırmızı beneklere bayıldım. Bir tane deneyeyim. Çok güzelmiş tadı. Ona niye dişleri siyah boyayan sakız gelmiyor? Hey, şişirdiğim şu balona bak. Oo, ne güzelmiş. Patlatalım o zaman. Bum! Ha, neler oluyor? Hey, bir telefon çıktı ortaya. Sanırım balonun içinden çıktı. Şuna bak, ne harika değil mi? Bir tane daha denemem lazım. Pekala, şimdi bir tane daha balon şişiriyorum. Hadi bunu da patlat. Yine bir şey geldi ve bir şey daha. Hadi aynen devam edelim. Bu balonlar sayesinde bir sürü şeyim olduğuna inanamıyorum. Hey, aynı şeyi benim sakızımla da deneyelim. Kocaman bir balon yapacağım. Vay canına, o ne inanılmaz bir balon öyle. Pekala, artık patlatma zamanı. Vay canına, ne ses çıktı. Bir dakika, bu da ne? Bana gelen sadece yumuşak kaka oyuncağı mı? Bu adilce mi şimdi? Taş, kağıt, makas. Woohoo! Bakalım bana ne çıkmış. Aa, bunlar gerçek değil değil mi? Çok ürkütücü ama bir yandan da güzel. Birini alabilir miyim lütfen? Aa, bilmem. Önce bir deneyeyim ben. Mmm, tatlı jöleli lezzet ve limon gibi ferahlatıcı. Bundan gerçekten istiyor musun? Pekala, hepsi senin. Teşekkür ederim. Seni kandırdım. O çok kötüsün. Ve buna pişman olacaksın. En azından benim gözüm 4 misli büyük. Buna inanabiliyor musun? Olsun sana. Hiç sanmıyorum. Bunun hepsi benim. Oo, tadı çok keskin. Hemen ağzında eriyor. Sanırım bunu hiç bilemeyeceğim. Bu gerilime daha fazla dayanamayacağım. Hokus pokus. Domuzcuk mu? Şirin bir şeymiş değil mi? Ah, bu turda sayı bende. Oink oink. Aa, görünüşe bakılırsa üşütmüş. Neyse ki mikroplardan hiç korkmam. Aa, çok iyiymiş. Ama şimdi sıra bende. Ayakkabımı. Üstelik benim en sevdiğim renkte. Umarım ayağıma uyar. Belki de ağzımın içinde daha iyi olurlar. Aa, işte bu. Topukları en güzel kısmı. Oh, kesinlikle öyle. Ah, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Mandy. Ha, bu tuhaf. Bunu TikTok'ta yayınlamasam olmaz. Şunu seyredin. Hoşunuza gitti mi? Mor prenses gücü. Mor'a karşı sarı meydan okumasına hazır mısın? Hem de nasıl? İlk kimin açacağını belirlemek için bozuk para atmaya ne dersin? Yazımı tura mı? İşte geliyor. Ne geldi? Aslında hiçbir şey gelmedi. Tada! Vay canına, bunlar leziz görünüyor. Ve biraz ürkütücü. Au! Bu müthiş. Bunları nasıl dışına çıkaracağım? Neredeyse oldu. Rengi güneş kadar parlak. Hmm, bunlar çok iyiymiş. Benim şekerlemeleri denemek için sabırsızlanıyorum. Ama şekerlemeleri önce dışarı çıkartmam lazım. Bayağı ürkütücü. Hmm, hiçbir şey ekşi üzümden daha güzel olamaz. Bu tur şu ana kadar çok iyiydi.
Bir saniye. Daha da iyi bir fikrim var. Senin bu köpek balığı dostun acaba aç mıdır? Aa, evet. Al bakalım küçük dostum. Dikkat et, yoksa parmağını da ısırır. Hadi aynı anda açalım. Vay canına, bana kocaman bir yumurta geldi. Yok artık, çok büyük. Benimkinde küçük kutular var. Küçük şeyler, çok sevimli. Bu çok lezzetli. Küçük mesajı unutmasam iyi olur. Oo, bu çok sevimli. Çok romantik. Seninle gün batımını izlemek için ne güzel bir yer. Pekala, sürpriz yumurtamda ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Ay yok artık, bunu beklemiyordum. Çok mavi ve çok güzel kokuyor. Yeme zamanı. Bu çikolata değilmiş. Neler oluyor? Sürpriz yumurtam çok kötü çıktı. Köpükten yapıldığına inanamıyorum. Kimin önce açacağına karar vermek için hadi taş kağıt makas. Kazandım. Tamam, aç bakalım. Yaşasın, teşekkürler. Güzel görünen bir içecek. Bu iyi oldu çünkü susamıştım. Çok lezzetli ve ferahlatıcı. Aklıma harika bir fikir geldi. İzle ve çubuğa neler olduğunu gör. Vay canına, bunu nasıl yapıyorsun? Sadece izlemeye devam et. Neredeyse bitti. Tada! Şekere dönüştü. Bu şahane, sihirlisin resmen. Hey, şimdi kendininkini açmalısın. Haklısın. Olamaz, dikkat et. Patlayacağım. Düşüyoruz. Patlamış gibi durmuyor. Öyle mi? Ama hala oldukça korkunç görünüyor. Sanırım kolu çeksem iyi olur. Yaşasın, patlamadı, şimdi püskürtebilir. Tadı çok güzel. Senin adına sevindim. Peki benim şekerim nereye gitti? Olamaz, mahvolmuş. Tüh ya. Ama neyse ki içeceğim var. Pekala, tabağımızda ne varmış görelim. Yaşasın, kocaman lollipoplar. İkimize de birer tane. Çok güzel. Bakmaya doyamıyorum. Bu çok güzel olacak değil mi? Hey, iyi misin? Bakmayı bırak. Uyan. Bu onun dikkatini çeker. Uyan. Hiçbir şey olmadı. Balon patlatsam nasıl olur? Şimdi ne yapacağım? Transa geçmiş. Bir dakika. Çözüm lollipop. Başlıyorum. Kocaman bir ısırık. İnanamıyorum. Nefis. Bana bir şey mi dedin? Hey, lollipopumdan bir ısırık almışsın. Dur, seni kurtarmak için almak zorundaydım. Neyse ne, bana kendininkinden bir ısırık borçlusun. Ne? Saçıma neden böyle bakıyorsun? Rengi değişmiş. Senin saçın da renk değiştirmiş. Saçlarımız değişince harika olduk.
1, 2, 3. Aç bakalım. Vay canına, mavi şekerlemelerimiz var. Benimki sakız. Sakız iyidir, bayılırım. İşte böyle ideal uzunlukta keselim. Vay canına, benim de yeşil el bombam var. Bir dakika, sen pimi mi çektin? Tekrar yerine sokamıyorum. Girmiyor. Sen al bunu. Belki de bu kapak bizi koruyabilir. Oh, çok iyi. Patlamadık. Altında neler olduğunu merak ettim. Oh, çok gerginim. Vay canına, sakızlar çoğalmış. Sihirli bir patlama gibiymiş. Bir sürü de farklı renkte. Bunu acaba nasıl becerdi? Bir saniye. Of. Pimi çekmem gerekmiyormuş. Ağzıma doğrudan püskürtebiliyorum. Hadi ilk sen aç. He? Bu bir tüp sanırım. Vay canına. Denemek için sabırsızlanıyorum. Sanırım biraz sıkacağım. Bak, içinde mavi macun gibi bir şey var. Bir deneyelim bakalım. Oo, sakızmış. Çok lezzetli. Vay canına, ne harika bir sakızmış o. Umarım bende de böyle harika bir şey çıkar. Ha? Timsah mı? Yiyecek ya da sakız gibi bir şey herhalde. Bu tuş acaba ne işe yarıyor? Au! Burnumu ısırdı. Hey, bu bana bir fikir verdi. Ve boom! Timsahım sakızını patlattı. Her neyse, şimdi bunu bir açalım. Oo, maviymiş. Güzel bir şeye benziyor. Güzel, harika bir tadı var. Taş, kağıt, makas. Bakalım kim öne çıkacak? İşte açıyorum. Bu da ne? Oyuncağa benziyor. Acaba nasıl çalışıyor? Ama yiyecekler nerede? Belki şu tuşa basarsam bir şeyler olur. Hala şekerleme falan yok. Üzgünüm kanka. Bu bir şeye benzemiyor. Oh, vay canına. Benim bir sürü jelibonum varmış. Birçok farklı tadı var. Çok lezzetli. Hey, bir saniye. Şimdi anladım. Hey, şu fikrimi bir dinle. Tamam, olur. Hadi bir deneyelim. Jelibonlar girsin. Şimdi sıra şu tuşa basmakta. Bak, bir tekme patlattı. Gol! Uhu! Başardı. Adamımız başardı. Bekle. Bu sefer ben ilk açacağım. Bak, bu küçük bir benzin pompası. Harika bir minyatürü. Kolu çevirdiğimde bakalım neler olacak. Bu şeker de çok ufakmış. Bir tadına bakalım. Hey, ben de biraz alabilir miyim? Olmaz. Sen kendi minik şekerleme makineni kullan. Ya, çok kötüsün. Sanırım artık açacağım. Oo, görünüşe bakılırsa benimki basket topu olandan. Benimki kesinlikle daha güzel. Sanırım şeker için bunu çevirmem lazım. Vay canına, onun şekerleri benimkilerin iki katı. Hadi bakalım. Hey, bir tane alabilir miyim? Hiç şansın yok. Senin kendi şeker makinen var, unuttun mu? Peki, değiş tokuş etsek? Peki, olur, al bakalım.
Bu oyuncaklar çok eğlenceli.